sevgili izleyicilerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programa yanında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de farklı iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evinizde yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunumumuzu inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Hangi yemeklerimizi sizler için hazırlayacağımız çok güzel bir şekerpare tatlımız var. Farklı ve çok lezzetli olacak. Onu hazırlayacağız ve ondan sonra soya soslu tavuk yuzurlamız var. Bu şekilde iki tane tarifimizi hazırlayacağız ve tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Sizler de evinizde yapacağınız hem lezzetli hem farklı hem de güzel iki tane tarifimizi inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek ve de yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Orada da bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Tegrete TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Kısa kısa videolarımızı aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrarı gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızı tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yaptu sayfalarından takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Veya programa da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yaptu sayfalarında dilediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Programa da gelmek istiyorsanız burada aynı şekilde işinizle ilgili reklam, tanıtım yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza gelebilirsiniz. Sizlerle beraber hem yemek yapalım hem de aynı şekilde ürününüzü tanıtalım. Evet, şimdi iki tane tarifimiz dedik. Dilerseniz yavaş yavaş listemizi alıp sizlerle beraber başlayalım hazırlığımıza. Gelsin bakalım. Evet, öncelikle hemen şöyle bir tatlımızla başlayacağız. Cevizli şekerpare tatlımız için sevgili izleyicilerimiz neler yapacağız? Şekerpare tatlımız için kullanacağımız malzememiz hemen 150 gram kadar tereyağımız olacak. Ondan sonra da 1 çay bardağı kadar irmiğimiz olacak. 1 çay bardağı kadar pudra şekerimizi, 2 adet yumurta kullanacak. Bir tanesinin sarısı ayrılacak, üstü için ayrılacak. Ondan sonra da 1 su bardağı kadar toz cevizimiz olacak. Ondan sonra 2,5 su bardağı kadar unumuz olacak. Ondan sonra da 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz olacak. Şerbetimiz için 3,5 su bardağı kadar suyumuz, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, bir dilim taze limon veya da limon suyu kullanılabilir. Yani hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Üstü içinde yeteri kadar cevizimizi kullanacağız. 150 gram kadar tereyağımız olacak. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar irmik kullanacak. 1 çay bardağı kadar pudra şekerimiz. 2 adet yumurta kullanacak. Bir tanesinin sarısı ayrılacak. Ondan sonra tekrardan 1 su bardağı kadar toz cevizimiz olacak. Ondan sonra 2,5 su bardağı kadar unumuz olacak. Ve 1 paket vanilyamız ve kabartma tozumuz olacak. Şerbetimiz için de 3,5 su bardağı kadar suyumuz olacak. 3 su bardağı kadar toz şekerimiz. Ondan sonra bir dilim taze limon veya limon suyu kullanılabilir. Üzeri için yeteri kadar cevizimizi kullanacağız. Geniş bir kabımızı içine bütün malzememizi ilave edeceğiz. Hepsini iyice bir karıştıracağız. Karıştıktan sonra tereyağımızı, yumurtamızı da içine ekleyeceğiz ve hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuzu hazırladıktan sonra güzelce bir şekilde ufak ufak bezelere böleceğiz. Şekiller verip tepsimize dizeceğiz. Tepsimize dizdikten sonra tekrardan üzerine güzelce bir şekilde yumurta sarısını süreceğiz. Ondan sonra cevizlerimizi üzerine ekleyeceğiz. Cevizlerimizi de ekledikten sonra onu fırına göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş pişeceğiz. Yavaş yavaş o kenarda pişirirken tekrardan biz de ufak bir tenceremizin içine şekerimizi, suyumuzu, limonumuzu ekleyeceğiz ve şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbetimiz önceden hazırlanacak ve ondan sonra soğutmaya bırakacağız. Şerbetimizi iyice bir soğuttuktan sonra tekrardan şekerpare tatlımız da pişecek. Fırından alacağız. Ondan sonra üzerine şerbetimizi dökeceğiz. Şerbetimizi döktükten sonra o şerbetini çekecek. Ondan sonra sunumu yapacağımız kabımız, tabağımız hangisi ise onun içine boşaltacağız. Ve ondan sonra size de afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, gelsin bakalım diğer listemiz. Evet, soya soslu sarımsaklı pirzola için de neler yapacağız? Soya soslu sarımsaklı tavuk pirzolamız için kullanacağımız malzememiz 2 adet tavuk pirzolamız olacak. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ olabilir. 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, ondan sonra kekik ve 2 adet domates kullanacak. İsterseniz yanında sunum içinde 1 su bardağı kadar bulgur da kullanabilirsiniz. 2 adet tavuk pirzolamız olacak. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ olabilir. Hangisini isterse kullanabiliriz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, yeteri kadar tuz, karabiberimiz, pulverimiz, kekiğimiz ve 2 adet de domatesimiz olacak. Öncelikle geniş bir kabımız içine yağımızı, soya sosumuzu, baharatlarımızı ekleyelim. Ondan sonra tavuk pirzolalarımızı hazırlayacağız. İçine ilave edeceğiz. Onu marine ettikten sonra tavamızın altını açacağız. Yavaş yavaş tavamızda pişirmeye başlayacağız. O kenarda pişerken bize tekrar diğer tenceremize az bir yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra bulgurumuzu ekleyeceğiz. Bulgurumuzu iyice bir kavuracağız. Kavurduktan sonra içine baharatlarımızı, sebze seviyorsak sebzemizi ekleyeceğiz. Ve sebzemizle beraber güzelce bir şekilde bir kavurduktan sonra tekrardan içine güzelce bir şekilde suyumuzu ekleyeceğiz ve kapağını kapatacağız. İyice bir demlenecek ve dinlenecek. Ben iki tane pırasa
pırasa kullanacağım. Siz de istersen pırasalı yapabilirsiniz. Bulgurumuz çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Ondan sonra tekrardan tavuklarımızı pişirdikten sonra sunum yapacağız. Tabağımıza bulgurumuzu ekleyeceğiz. Yanına pirzolalarımızı güzelce bir şekilde bir süsleyeceğiz. Tabağımızı da süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de artık yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Evet, öncelik şerbetimiz. Şerbeti önceden hazırlayacağız. Ondan sonra şerbetimizi soğutacağız ve soğuttuktan sonra şerbetimiz hazırlanmış olacak. Onun için önceden hazırlansın, güzelce bir şekilde soğusun ki sevgili izleyicilerimiz. Ben hemen şöyle bir herhangi bir hazırlık yapmadım ki sizlerle beraber yapalım. Evet, şöyle bir şekerimizi bir dökelim. Üç su bardağı kadar toz şekerimiz. Eğer ki çok fazla yapıyorsak ona göre, yani sizler de biraz daha bol olmasını istiyorsanız, fazla olmasını istiyorsanız, dilerseniz artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Yapacağım miktara göre değişkenlik gösterebilir. 3,5 su bardağı kadar bizlere yetecek. Şimdi onu ekledikten sonra suyumuzu da ayarlayalım. Suyumuzu ayarladıktan sonra bir parça limonumuz, hemen limonumuzu ayarlayacağız. Limon veya da limon suyu hangisini istersek kullanabiliriz. Evet, bunlar bizlere yetecek. Şimdi şunları da atalım içine. Güzel oldu. Ondan sonra şunu bir kenara alalım. Hemen şunu da bir kaldıralım. Şu anlık bir işimiz olmadığı için biraz kendimize de yer açalım. Geniş bir kabımız ayarladık. Geniş bir kabımızı ayarladıktan sonra tepsimizi de hazırlayalım. Onu da şuraya bir alalım. Evet, dediğimiz gibi istersek az veya fazla yapabiliriz. Hemen şöyle bir şerbetimizi hazırlayacağım. Ondan sonra hemen sizlerle beraber hamurumuza geçebiliriz. Ayarlamamızı yapacağız. Fırınımız da yavaş yavaş biraz bir ısınsın. Onun da derecesini ayarlayalım. Evet, suyumuz biraz bir kaynasın. Hemen hafif bir karamize edeceğim. Ondan sonra suyumuzu dökeceğiz. O kenarda iyice bir kaynasın şerbetimiz. Kaynadıktan sonra, özleştikten sonra altını kapatacağız. Soğutmaya bırakacağız. Ondan sonra diğer işlemlerimize geçebiliriz. Dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz, tereyağımız önceden dışarı çıkaracağız birkaç saat öncesinden. O biraz bir yumuşaması gerekiyor. Hamurumuzun iyice bir toparlaması için, birbirini tutması için. Onun için de siz de o şekilde yapabilirsiniz. Hem daha iyi bir şekilde işleminizi yapmış olacaksınız, hem de tatlınız daha lezzetli ve daha farklı olacak. Onun için yağımız hazır. Ben hemen yavaş yavaş sadece şu hafif bir renk alması için karamize edeceğim, ama çok fazla karamize etmeyeceğiz. Minik bir dokunuş bizlere yetecek. Evet, şimdi şunları şöyle bir ayarlayalım. Öncelik kullanacağımız kadar unumuz demiştik. Hemen şöyle unumuzu bir boşaltalım. Evet, şöyle bir unumuz. Onu hemen boşaltıyoruz. Evet. Ne kadar kullanıyorsak, az veya fazla, ona göre unumuzu boşaltıyoruz. Unumuzu boşalttıktan sonra bir çay bardağı kadar irmik içine ekliyoruz. Bir çay bardağı kadar irmiğimizi ekliyoruz içine. Şöyle İrmiğimizi de ekleyelim. İrmiğimizi aynı şekilde ekledikten sonra bir çay bardağı kadar pudra şekerimiz, bir çay bardağı kadar pudra şekerimi de ekliyorum. Unumuz, irmiğimiz, pudra şekerimiz. Şimdi vanilya, bir paket vanilyamız olacak, bir pakette kabartma tozumuzu kullanıyoruz. Bir paket vanilyamız, bir pakette kabartma tozumuz. Evet. Vanilyamızı ve kabartma tozumuzu ayarladıktan sonra şimdi bunları iyice bir karıştıralım. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ufak ufak. Hepsini harmanlaması için iyice bir karıştırdık mı? Burada da yarım su bardağına yakın toz cevizimiz var. Ben biraz da cevizleri biraz da iri olsun diye şöyle güzelce bir şekilde. Hem burada cevizimiz var, fıstık var. Ben biraz karıştırdım, fındık var. Onları da ben tercih edeyim. Bunlar da ona farklı bir lezzet ve aroma katacak. Birazdan onları da içine ekleyeceğiz. Ama şerbetimiz hemen hemen hazır diyebilirim. Şöyle hafif bir karamize oldu. Suyumuzu ekleyelim. Ondan sonra diğer işlemimize geçebiliriz. Şerbetimiz tamamıyla bir hazırlanacak, iyice bir soğuyacak. Ondan sonra şerbetimiz hazır olduktan sonra tatlımızı alacağız ve şerbetimizi dökeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Bismillah diyoruz ve yavaş yavaş suyumuzu dökelim. Şunu da dökelim. Evet.
Şunu da ekledik mi? Güzel oldu. Şimdi bu yavaş yavaş toparlansın. Bu şerbetle şöyle sevgili Olgun Bey için. Hop. Şerbetimizi attık mı? Yavaş yavaş o kaynama devam etsin. İlk başta da biraz şekeriniz topaklaşabilir ama kaynadıkça o kendini bırakacak. Kesinlikle korkmayın. İyice bir kaynasın, iyice bir koyulasın. Ondan sonra şerbetimiz hazırlanacak. Şerbetimiz hazırlandıktan sonra soğutmaya bırakacağız. Limon veya dediğimiz gibi limon suyu hangisi varsa kullanabiliriz. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Evet. Yavaş yavaş devam etsin. Şimdi karıştıralım istersek. Şöyle bir karıştırabiliriz. Şöyle ufak bir dokunalım. Evet. Ufak ufak o toparlansın. Şunu da bir kenara alalım. Şimdi şerbetimiz hemen hemen hazır diyebiliriz. O kenarda toparlamaya devam etsin. İyice bir toparlansın. Şunu da bir kenara alıyoruz. Evet. Bir veya iki tane boş tabağımızı alalım. Şunu bir ayarladık mı yeterli olacak. Şimdi yumurtamız hemen şunu bir kırıyoruz. Şöyle yapalım. Bir tanesinin sarısını üstü için kullanacağım için ayarlıyorum. Evet. Devam ediyoruz. Şunu da kıralım. Onu da kırdıktan sonra şunları bir kenara alalım. Şimdi şunu önce bir karıştıralım. Hafif bir. Toparlıyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Az daha unumuzu ekleyelim. Evet. İyice bir toparlandı mı? Ondan sonra yağımızı ekliyoruz. Yavaş yavaş. Yumuşak olan yağımız gördüğünüz gibi. Onu da ekliyoruz. Ve toparlamaya başlıyoruz. Şöyle hafif biraz ayıralım kenara. Evet yavaş yavaş. Hop. Yoğurmaya başlayacağız ama şöyle hafif biraz. Neyse üstümüze geldi. Neyse şöyle bir yavaş yavaş devam edeceğiz. Ufak ufak toparlamaya başladık. Biraz daha şöyle bir kenardan yedirelim. Minik minik. Evet. Şunları da aynı şekilde ufak ufak yedirmeye devam edelim. Şimdi cevizimizi de atalım içine. Hemen şöyle cevizi de atıyoruz içine. Biraz ceviz, tuzsuz fıstığımız onlarla beraber. Hafif biraz da fındık vardı. Hepsini çektik içine ekledik. Evet şimdi ufak ufak tekrardan toparlıyoruz. Şuna da biraz şöyle bir toparladık mı? Ondan sonra da ta ki istediğimiz kıvama gelene kadar yoğurma işlemine devam edeceğiz. Evet. Yedek unumuzu da alalım yanımıza. Ben hemen şunu biraz daha toparlayacağım. Şunları kaldıralım. Yedek unumuz. Onu da alalım. Şerbetimiz yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor sevgili izleyicimiz. O iyice bir toparlansın. Ne kadar yapıyorsak dediğimiz gibi. O kenarda yavaş yavaş toparlanıyor. Çok dağını görmez. Evet şimdi. Tekrardan toparlayalım. Biraz da unumuzu alıyoruz. Az bir şey ekleyelim. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Devam. İyice bir yedirelim. Bunları da aynı şekilde yapıyoruz. Tekrardan çektik. Ufak ufak. Toparlamaya
Evet, şuna da toparlayalım. Biraz daha az bir unumuzu ekleyelim. Çok fazlasına gerek yok. Hafif biraz. Yeterli olacak. Şimdi şu eldiveni bir değiştireyim. Rahat bir şekilde çalışmam için şunları bir değiştiriyoruz. Bir ara dediğimiz gibi yine aynı şekilde şerbetimizi ara ara bir kontrolünü yapalım. Şerbetimiz yavaş yavaş bir toparlama devam etsin. İyice bir toparlansın. O kenarda yavaş yavaş toparlanırken biz aynı şekilde işlemimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir toparlanıyoruz. 2 dakika bekleyelim. Ondan sonra da biraz daha toparlanacak. Hemen toparlandıktan sonra istediğimiz şekilleri verebiliriz. Evet. Hemen de burada. Geniş kabımızın içine unumuzu 2,5 su bardağı kadar unumuzu boşalttık. 1 çay bardağı kadar pudra şekerimiz. Ondan sonra 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını ayırıyoruz. 150 gram kadar tereyağımız veya da margarin olabilir. Hangisi varsa elinizde kullanabilirsiniz. Bir paket kabartma tozumuz, bir paket vanilyamız. Ondan sonra da bir yarım su bardağı yakın toz cevizimizi ekliyoruz. Onunla beraber yavaş yavaş hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi tekrardan eldivenimizi ayarlayalım. Ondan sonra belli bir aşamaya geldikten sonra tezgahımızın üzerinde biraz daha toparlayabilirsiniz. Bir bakacağız zaten durumuna, bir bakalım. Şimdi bir toparladık mı? Evet. Şöyle ufak. Yavaş yavaş istediğimiz kıvama geldi diyebilirim. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı alalım. Bunları bir kaldıralım. Bunlarla bir işimiz kalmadığı için onları kaldırıyoruz. Yavaş yavaş. Cevizimiz dediğimiz gibi eğer ki çok isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Yani içinde biraz daha bol olsun diyorsanız, fazla olsun diyorsanız ona göre miktarı biraz daha artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Şuna da kenar aldık. Ondan sonra az bir unumuz, çok fazla değil. Hafif unumuzu alıyoruz. Onu da toparlıyoruz. Devam edelim. Yine aynı şekilde. Mini bir dokunuş. Evet. Tatlımızın hamuru hazır. Ceviz dediğimiz gibi istersek az ve de fazla da kullanabilirsin. Tercih size kalmış. Şimdi toparladık mı? Çok da ufaltmayalım. Evet, şimdi yavaş yavaş keselim. Uçağımız evet, buradaydı. Şöyle yapıyoruz. Çok fazla ufak da olmasın, büyük de olmasın. Kenara alıyoruz. Şöyle yapalım. Biraz daha ufak ufak keselim. Yani istersek daha büyük de kesebilirsiniz. Ona göre de ayarlayabilirsiniz. Şunları birbirine yakın olsun ölçülerimiz. Onun için ne yapıyoruz? Öncelik şu şekilde bir ayarlayalım. Kestik. Evet, güzel oldu. Eğer ki çok fazla ufak olanlar varsa biraz da eklememizi yapabiliriz. Yani siz de baktınız. Çok fazla ufak olan varsa eklemenizi yapabilirsiniz. Şuraya bir alalım. Şöyle bir. Önce bir elimizin altında boşaltalım. Onunla bir işimiz kalmadığı için onu da kaldıralım. Onunla artık bir işim kalmadığı için onu kaldırdık. Şerbetimiz yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. Ne kadar yapıyorsak az ve de fazla ona göre ayarlamamızı yapabiliriz. Siz de gördüğünüz gibi limonumuz da beraber iyice bir kaynayacak, iyice bir toparlanacak. Toparlandıktan sonra artık hazır diyebiliriz. Şimdi şunu bir alalım. Evet. Hemen bir tane tepsimizi alıyoruz. Tepsimize çok az. Şöyle yapalım. Fazla da olmasın. Hafif bir yağımızı sürüyoruz. Şunu da aynı şekilde biraz daha. Evet. Şimdi yavaş yavaş sürüyoruz tekrardan.
İyice bir tepsimizi yağlayalım. Yeterli. Çok fazla olmasın. Hafif bir tepsimizi yağladıktan sonra hazır. Şimdi tekrardan kenara doğru aldık. Ondan sonra yavaş yavaş işlemimize başlayabiliriz. Ama şöyle elimizi biraz temizleyelim. Çok fazla yağlı olmasın diye. Toparlandık mı? Başlıyoruz. Ayarlamamızı yapmaya. Şöyle ufak. Biraz bir yuvaladık mı? Şöyle hafif biraz bastırıyoruz. Hazır. Bunu şöyle bir bırakalım. Dediğimiz gibi biraz daha isterseniz sevgili izleyicimiz büyük veya da küçük de yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Gözümüzde çok fazla küçük olanlar varsa bir tanesini iptal edip diğerlerine ekleme yapabilirsiniz. Şöyle bir toparladık. Evet. Hazır. Şöyle bırakalım. Aralarına biraz boşluk bırakıyoruz. Evet. Devam ediyorum yine aynı şekilde. Biraz daha. Yuvaladık mı? Gönderelim. Devam ediyoruz. Ufak ufak. Ayarlamaya. Cevizi dediğimiz gibi çok fazla kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Cevizde çok da fazla aşırı büyük olmasın. Çünkü çok fazla, gerçi herhangi bir şey olmaz ama çok da fazla büyük olduğu zaman sevgilimiz bazen tatlımız dağılabilir. Çok da fazla parçalanmasın, dağılmasın diye. Elinize geldiği kadar biraz daha onu ufaltabilirsiniz. Toz haline getirebilirsiniz. Evet. Güzel oldu. Şunu da şuraya bırakalım. Devam ediyoruz. Şuna da aynı şekilde. Biraz da şöyle bir toparlayalım. Şunu da çekelim yanımıza. Şöyle düzelttik. Bırakıyoruz. Aralarına mutlaka dediğimiz gibi boşluk olsun ki sevgilimiz hem hava alsın hem de güzelce bir şekilde bir pişsin. Şunu da aynı şekilde toparlıyoruz. Şöylece bir bıraktık. Yavaş yavaş tepsimizi bu şekilde dolduracağız. Ondan sonra doldurduktan sonra 180 dereceyle fırına göndereceğiz. Programımız boyunca iyice bir pişecek, iyice bir toparlanacak. Toparlandıktan sonra ondan sonra da şerbetimizi dökeceğiz. O şerbetini de çekecek. Ondan sonra şerbetini de çektikten sonra artık sunuma hazırlanmış olacak inşallah. Devam ediyoruz. Ufak ufak ayarlama. Genişçe bir kabınızın içine 2,5 su bardağı kadar unuzu boşaltın. Unuzu boşalttıktan sonra tekrardan üzerine bir çay bardağı kadar irmiğinizi boşaltın. İrmikle beraber tekrardan bir paket vanilyamız, bir paket kabartma tozumuz, bir çay bardağı kadar pudra şekerimiz ve yarım su bardağı kadar toz cevizimizi ekliyoruz ve onu iyice bir karıştırıyoruz. Toz cevizimizle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra hemen içine 2 tane yumurtamızı kullandık. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdık. Ondan sonra 150 gram kadar aynı şekilde yağımız. Hemen tereyağımız olabilir. Ondan sonra istersek margarin de kullanabilirsiniz. Hangisi varsa elinizde değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ondan sonra da yağımız önceden dolaptan çıkacak. Biraz bir yumuşaması gerekiyor sevgili izleyicimiz. Hamurumuzu güzelce bir toparlaması için, ayarlaması için yağımızın iyice bir yumuşaması gerekiyor. Ondan sonra da tekrar yağımızı hazırladıktan sonra da hemen içine yağımızı ekliyoruz ve hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuzu hazırladıktan sonra kaç tane yapacaksak, istersek büyük de yapabiliriz, istersek küçük de yapabiliriz. Tercih size kalmış. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ondan sonra hazırlandıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürülecek. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine cevizimizi de ekleyeceğiz. Ve tekrardan fırınımıza göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra şerbetimizi, soğutmuş olduğumuz şerbetimizi dökeceğiz. Şerbetimizle beraber sunumumuzu yapmış olacağız inşallah. Şimdi biraz daha toparlayalım. Minik minik ayarladık. Evet. Dediğimiz gibi içindeki o cevizlerimiz iyice ayarlaması lazım ki sevgilimiz hem çok fazla dağılmasın, parçalanmasın diye onları iyice bir toz haline getirin. Devam ediyoruz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Şöylece bırakalım. Aynı ölçülerde dediğimiz gibi olursa çok da güzel olacak. Ama tercih size kalmış. Yani istersen daha büyük, daha küçük de yapabilirsin. Bırakalım. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Ufak ufak. Hazırladık.
Evet, şunu da topaladık mı? Güzel oldu. Şunu da bir alalım. Şimdi buna da ekledik mi? Yani isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Sanki böyle büyük olacak ama olsun. Siz de görün diye yapalım. İsterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar yakın detayda bir görsün. Dilerseniz bu şekilde de yapılabilir sevgili izleyicimiz. Evet, şimdi şu kenara bırakalım. Bir tanesi farklı olsun. Şimdi hazırız. Şunu bir kaldıralım. Önce bir elimizin altından. Kenara dura alalım. Onu kenara dura aldıktan sonra devam edeceğiz. Şunu bir alalım. Yumurtamız eğer ki yetmiyorsa biraz daha yumurta sarısı kullanılabilir. Yapacağınız miktara göre eğer ki çok fazla yapıyorsak artırabilirsiniz. Şunu şöyle yapacağız. Evet, şöyle bir çekiyoruz. Şunu da bir çektik mi? Güzel oldu. Şimdi yumurtamızı hazırladıktan sonra fırçamızı alalım. Şunu da biraz yakınlaştıralım. Tekrardan yavaş yavaş önce şöyle biraz yedirelim. Şöyle ufak ufak devam ediyoruz. Şuna da aynı şekilde yavaş yavaş. Çok fazla tepsimize akmasa ona bir dikkat edelim. Kenarda şerbetimiz güzelce bir hazırlanıyor. Hop. Ondan sonra bunu da şöyle yapıyoruz. Şu şekilde. Yumurtamızı sürdük. Evet, tekrardan artık başlıyoruz yavaş yavaş. Şunu da yanımıza alalım. Yumurtamızı sürmeye. Devam. Ufak ufak. Devam ediyoruz. Biraz daha. Şöyle çok fazla tepsimize akması ki güzel olsun. Harika bir şekerpare tatlımız olsun değil mi? Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Şunu da biraz hafif aralarına boşluk olsun ki sevgili izleyicimiz güzelce bir pişsin. Şu yanlarına da hafif biraz sürüyoruz. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde yumurtamızda ayılamamızı yapmaya. Güzel oldu. İyice bir kızarsın. Onun için de ne yapacağız? Şu kenarlarına da biraz daha yumurtamızı sürersek müthiş olacak. Yani şuradan devam edelim. Ufak ufak. Hazır. Biraz daha. Evet. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Güzel oldu. Şunu da aynı şekilde iyice bir yedirelim. Bu arada şöyle bir şerbetimizi de unutmayalım ki sevgili izleyicimiz. O da biraz bir özleştikten sonra alacağız, soğutmaya bırakacağız. Tepsimize çok fazla dökülmesin. Evet, son bir iki tane kaldı. Onları da hemen ayarlıyoruz. Şu kenar kısmına da sürelim. Şuna da şöyle bir kenar kısmına yumurtamızı sürersek harika olacak. Evet, güzel oldu. Şöyle kalan yumurtayı da değerlendirelim. Üstlerine sürelim. Şuna da şu ara boşluklara, yanlara hafif biraz dokunuyoruz. Evet, şimdi şunu bir kaldıralım. Son bir kez yine kontrolümüzü yapalım. Sürmediğimiz yerlerde varsa hemen ufak bir ayladık mı? Güzel oldu. Şimdi evet, şerbetimiz hazır. Onun altını kapatalım. Soğutmaya bırakalım. Şerbetimizi ayladıktan sonra o yavaş yavaş soğusun. Ben biraz kenara doğru alacağım. Şöyle bir çekeceğiz. Güzel oldu.
O yavaş yavaş soğumaya devam etsin. Şimdi biz de ayrılmamızı yaptık. Hemen şöyle yapıyoruz. Ne kadar kullanacaksak cevizimizi alıyoruz. Şöyle ufaktan bastırıyoruz. Devam edelim. Şöyle çok da fazla dediğimiz gibi dağıtmadan cevizimizi ayarlayalım. Evet. Güzel oldu. Bunu da aynı şekilde yapalım. Az ve de fazla. Ne kadar yapıyorsanız dediğimiz gibi ona göre ayarlanabilir. Hop. Güzel oldu. Şuna da aynı şekilde yapalım. Şuna da aynı şekilde. Biraz bastırıyoruz. Evet. Çok aşırı bir şekilde de bastırmıyorum ki çok fazla parçalanmasın. Onun için ben çok da fazla parçalanmasını da istemiyorum. Evet. Şuna da aynı şekilde yapalım. Vay 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 vay. Güzel olacak. Evet. Şunu da bir ayarlayalım. Hop. Mis. Şunu da aynı şekilde. Evet. Şuna da. Bir parça. Ondan sonra şuna da istersek şöyle de yapabilirsiniz. Biraz daha farklı olsun değil mi? Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Evet. Şimdi onu da ayarladıktan sonra şöyle bir görebilirsiniz sevgili Olguncuğum. Güzel abim bir görelim mi? Vay 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 vay. Mükemmel oldu. Şimdi sevgili izleyicimiz bu aşamada sonra çok fazla acele etmiyoruz. Fırına gönderiyoruz. Fırında düşük bir dereceyle yavaş yavaş pişiriyoruz. Narı gibi kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra yapacağımız tek şey şerbetimizi dökeceğiz. Ondan sonra şerbetimizi döktükten sonra o şerbetini çekecek ve ondan sonra da size de afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem farklı hem de güzel bir şekerpare tatlınız olacak. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Evet biz de ayılamamızı yaptık. Hemen fırınımıza gönderiyoruz. Programımız boyunca o pişmeye devam etsin. İyice bir toparlansın. Piştikten sonra şerbetimizi dökeceğiz inşallah. Şimdi ben biraz fırının toparlaması için, ısınması için derecemi yüksek bir şekilde ayarlayacağım. Ondan sonra belli bir aşamada sonra biraz daha düşüreceğiz derecemizi ve pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi kapatalım fırınımızı. O pişmeye devam etsin. Ondan sonra şerbetimizi hazırladık. Şerbetimiz de hazır. Şerbetimizi de soğutmaya bıraktık. O da kenarda yavaş yavaş soğusun. Ne kadar yapıyorsak dediğimiz gibi istersek daha fazla da kullanabilirsin. Yani sizde de biraz daha bol olsun diyorsanız, fazla olsun diyorsanız ona göre miktarınızı artırabilirsiniz. Şöyle bir temizleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş diğer hazırlığımıza geçebiliriz. Sizde de bu yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, hatta bizlere destek olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere destek olabilirsiniz. TGTV TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızı takip edip hem bizlere destek olabilirsiniz hem de orada bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Programımızın tekrarı sevgili izleyicilerimiz gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızın tekrarı oluyor. Kaçırmışsan izleyebilirsiniz. Ondan sonra da ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah olsa veya Abdullah Hakim Yaptu sayfalarında takip edebilirsiniz. Hem bana ulaşabilirsiniz, tariflerinizi gönderebilirsiniz, yemek isteklerinizi yazabilirsiniz. Veya programa da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımızda konuk olabilirsiniz. Bitişik şefabdullahsar.tgt veya de Abdullah Hakim Yaptu sayfalarında bana ulaşıp programımıza gelebilirsiniz. Sizlerle beraber hem yemek yapalım hem de aynı şekilde ürününüz varsa ürününüzü tanıtalım, albümünüz varsa albümünüzü tanıtalım. Bu şekilde düşünceleriniz varsa sosyal medya hesaplarımda istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi şunu bir alalım. Şerbetimizi kenara alacağız ki o yavaş yavaş bir soğusun sevgili izleyicimiz. Dediğimiz gibi şerbetimizi soğutmaya bırakacağız. Ben hemen şerbetimi alıyorum. Soğutmaya bırakıyorum. Güzel oldu. Şerbetimiz yavaş yavaş soğurken tabii fırında aynı şekilde yine kontrolümüzü yapmaya devam edeceğiz. Gözümüz üstünde olsun ki çok aşırı bir şekilde yanmasın. Belli bir dereceye geldikten sonra biraz daha derecemizi düşüreceğiz. Ve programımız boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir kabımızı alalım. Kabımızı ayarladıktan sonra şunu biraz ileriye alacağız. Bize de biraz yeri açsın ki rahat bir şekilde çalışalım. Şunu da ayarlayalım. Şunu bir altını açalım. Tavamız yavaş yavaş bir ısınsın. Şu bir derece daha açacağız şimdilik. O kenarda yavaş yavaş ısınsın diye. Evet şimdi. Bu tenceremizde de güzel bir pilavımızı hazırlayacağız sevgili izleyicimiz. Yanında sunum yapmak için pilavımızı hazırlayacağız. Şuna hafif bir, şimdilik yanmasın diye az bir yağımızı ekleyelim. Yeterli. Burada da pilavımız için yağımızı
ekleyeceğiz. Yeterli diyebilirim. Bulgur pilavı biliyorsun biraz yağ fazla sevdiği için ona göre ayarlamamızı yapacağız. Evet, şunu da biraz altını açalım ki o da yavaş yavaş ısınsın. Şunu gönderdik. Burada az bir tereyağımız var. Onu da değerlendirelim gitsin. Evet, yağımızı ayarladık. Şimdi şunları bir alalım yanımıza. Ayarladık mı? Ondan sonra da şuradan kullanacağımız kadar sarımsağımız gelsin bakalım. Hemen sarımsağımızı ayarlayacağız. 2, 3 veya dediğimiz gibi küçüklerinde 4 tane de kullanılabilir. Eğer ki büyükse 1 veya 2 diş sarımsak yetecek. Ona göre de hazırlayabilirsiniz. Evet, şunu da biraz daha. Ufak ufak. Soymaya devam ediyoruz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Biraz daha. Evet. Önce bir sarımsağımızı hazırlayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Soya sosumuz yakışır. Farklı bir lezzet, farklı bir aroma oluyor ama soya sosu kullandığında çok aşırı bir şekilde tuz kullanmayalım. Çünkü kendisi biraz tuzlu olduğu için ona göre tuzu dengelememiz ve ayarlamamız gerekiyor. Aşırı bir şekilde tuz kullanmıyoruz soya sosu kullandığımızda, tercih ettiğimizde. Ama gerçekten yani soya sosu da hem tavuklarımıza, etlerimize farklı bir lezzet ve aroma katıyor. Çok da yakışıyor. Siz de 1 veya da 2 yemek veya da 3 yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Yaptığınız miktar eğer ki çok fazlaysa biraz daha soya sosunuzu artırabilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz. Evet, şimdi son kalan küçük bir diş sarımsağım kaldı. Onu da hemen hazırlıyorum. Şunu da toparlayalım. Evet, şimdi sarımsağımız hazır. Şunları bir toparlayalım. Gönderdik. Sarımsağımızı ayarladıktan sonra önce şunları biraz ezelim. Buradan aynı şekilde ezdik. Eziyoruz. Ezdikten sonra tekrardan toparlıyorum. Ondan sonra da şu şekilde ufak ufak doğruyoruz. Minik minik doğramaya başlıyoruz. Toparlayalım tekrardan. Biraz daha inceltiyoruz. Evet. Onu toparladıktan sonra hemen şuraya bir boşaltalım. Şöyle kabın içine gönderelim. Sarımsağımız eklendikten sonra içine kullanacağımız kadar yağımızı da ayarlayalım. Yeterli. Çok fazla olmasına gerek yok. Şimdi yağımızı ayarladıktan sonra devam ediyoruz. Şunları bir alalım yanımıza. Evet. Şöyle hafif, fazla kullanmayacağız. Biraz renk vermesi için kırmızı toz biberimi ekliyorum. Az bir şey karabiberim. Çok olmasın. Ondan sonra hafif minik bir dokunuşla az pul biberimi ekliyorum. Minik biraz kekiğimiz. Yeterli bu kadar. Kekiğimizi de attıktan sonra tekrardan şunu bir kaldıralım. Kenara gönderelim. İçine kullanacağımız kadar soya sosumuzu döküyoruz. Soya sosumuzu da aynı şekilde döktükten sonra onu iyice bir karıştıralım. Şöyle bir çatalla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Güzel bir sosumuz hazırlanıyor. Var, istiyorsa senin için atalım. O şakayı sakın yapma. Şimdi biraz daha karıştıralım. Evet, şimdi pirzolamızı alıyoruz. Şunu biraz daha açalım. Ne kadar kullanacaksak az veya fazla, ona göre siz istersen fazla da kullanabilirsiniz. Önce bir ayarlamamı yapıyorum. Pirzolamızı önceden hazırlayacağız. 5-6 saat bir dinlenecek. Ondan sonra dinlendikten sonra isterseniz mangalda, isterseniz fırında, isterseniz tavada veya ızgarada pişirebilirsiniz. Ama iyice bir dinlensin ki sevgili izleyicimiz o sos içine işlensin. Pirzolamız çok lezzetli ve çok da güzel olsun. Evet, şimdi şunu biraz daha
Açalım. Şu kısımları biraz da açtık mı? Şu kenarları ufak ufak. Bıçağımız biraz bir keskin olsun ki rahat bir şekilde işlemizi yapalım. Şunu şöyle yapıyoruz. Alttan toparladık. Tekrardan şunları biraz daha çekiyoruz. Güzel oldu. Şimdi tekrardan şuradan ufak biraz daha açıyoruz. Evet. Çeviriyoruz. Devam edelim. Şuradan yine aynı şekilde minik minik bir açtık. Güzel oldu. Hazır. Şimdi şu kalın olan kısmı da biraz da açtık mı? Hazır. Şuralar ufak bir çizik atalım. Minik bir çizik. O sos içine tamamıyla işlesin diye yolladık. Şu çatalı bir alalım. Onunla bir işimiz yok. Devam ediyoruz yine aynı şekilde. Önce şöyle bir kemikli olan kısmı ayarlayacağız. Evet, şunu biraz daha toparladık mı? Tekrar şunu biraz şöyle alttan alıyoruz. Ondan sonra şunu biraz daha rahat bir şekilde ayarlamamız için çekelim aşağı doğru. Evet, şunu da aynı şekilde biraz daha toparladık. Bıçağımız da biraz bir keskin olursa daha rahat bir şekilde sevgili izleyicilerimiz size de açabilirsiniz. Ondan sonra şurayı şöyle bir döner hazırlar gibi ufaktan yavaş yavaş açıyoruz. Çeviriyoruz. Tekrar diğer tarafı da yine aynı şekilde. Onu da ufak ufak şöyle biraz daha dokunalım ve açalım. Evet, şöyle bir çevirelim size de görün. Şimdi şuralara hafif sosun işlenmesi için çizikler atıyoruz. Güzel oldu. Tekrar da bunu da alıyoruz. Şunun içine atıyoruz. Dediğimiz gibi az ve fazla da olabilir. Tercih size kalmış. Yani biraz daha sizler de fazla olması istiyorsanız fazla da yapabilirsiniz. Şunu biraz daha derecemizi düşürelim. Çünkü yüksek bir derecede pişirdiğimizde şekerpare tatlılarımız dağılabilir, parçalanabilir. Ben de şimdi sevgili dinleyicimiz biraz derecemi yüksek tuttum ama belli bir zamandan sonra biraz çünkü fırının ısınması gerekiyor. Sizler de görün diye ben biraz acele edeceğim. Sizler kesinlikle acele etmenize gerekiyor. Yavaş yavaş pişirirseniz hem çok lezzetli hem de farklı olacak. Değil mi sevgili Olgun abim? Evet, şunu bir alıyoruz. Hemen şöyle bir arkadaşlar bir görsün. Ondan sonra gönderelim. Vay, 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 vay. Evet, hemen görelim arkadaşlar. Ben göndermem gerekiyor. Evet, yavaş yavaş toparlamaya başlamış. Hiç sorma ya. Hayatımın hatasını yaptım değil mi? Şimdi hazır. Yavaş yavaş gönderelim. Hop. Mis. Çok da... Tamam güzel kardeşim. Şimdi yavaş yavaş toparlamaya devam etsin. Evet, etlerimizi hazırladık. Etlerimiz hazır. Şunu biraz daha toparlıyoruz. Ateşle oynuyoruz değil mi sevgili Orkun? Şunu biraz daha şöyle bir toparlayalım. Evet. Hazırız. Güzel oldu. İnanki mükemmel oldu. Şimdi etlerimizi hazırladık mı? 6 saat dinlensin. Zamanımız olsa bir gün önceden hazırlayalım. Etlerimiz bir gün öncesinden dinlenirse mükemmel olacak. Müthiş olacak. Şöyle bir alalım. Biraz tezgahımızda çok fazla dağınık olmaz. Rahat bir şekilde çalışalım diye. Şuraya bir toparlıyorum. Hop. Hazırız. Bismillah diyoruz. Şunu tekrardan karıştıralım. Sarımsağımızla beraber yavaş yavaş etlerimizi marine ediyoruz. Kapağını kapatıp ondan sonra dolabımıza dinlendireceğiz. Zamanımız varsa dediğimiz gibi bir gün öncesine yoksa da 6 veya 7 saat boyunca bir dinlensin. Yani o sos tamamıyla ancak sevgilerimiz içine işlenecek. Güzelce bir şekilde hem etimiz daha lezzetli olacak, daha yumuşak olacak ve daha güzel olacak. Onun için sizde de etlerinizi marine ettiğinizde iyice bir dinlendirin. Ondan sonra isterseniz tavada, ızgarada, mangalda, fırında nerede pişirecekseniz pişirebilirsiniz. Etlerimizi hazırlarken her bir de dediğimiz gibi seviyemiz bu tavuk etimizse biraz dikkat etmemiz gereken nokta çok aşırı bir şekilde kurutmayalım. Hafif etimizi biraz canlı bırakmamız gerekiyor. Yani orta derecede pişirirsek çünkü etimiz biraz bir dinlendikçe biraz bir bekledikçe o yine aynı şekilde kuruyacak. Onun için de biraz daha kuruyacağı için de etimiz sertleşecek. Onun için de mangalda pişirirken dediğim gibi tavada pişirirken ondan sonra fırında pişirirken onu da göz önünde bulundurup ona göre etimizi pişirmemiz gerekiyor ve ayarlamamız gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Biraz daha şunu bir karıştıralım. İyice bir sosumuz işlensin. Ondan sonra etimiz hazır. Şimdi etimizi hazırladık mı? Onu şimdi şöyle bir kenara doğru bir alalım. Ne kadar yapıyorsak dediğimiz gibi ona göre ayarlamamızı yaptık. Tekrardan elimizi şöyle bir
suya atalım. Ondan sonra da tavamız, onu da bir altına açtık. Ben hemen önce bir tenceremizde şunu bir altını kısacağım. Çok şimdi birazdan sizlerle beraber yapacağım için size sevgili izleyicimiz çok aşırı bir şekilde ayarlamamı yapacağım ki sizler de görün. Şimdi hemen bir iki dakikanızı alacağım. Ondan sonra gidelim. Olur mu güzel kardeşim? Hemen şunu bir ayarlayalım. Ondan sonra gidelim. Şimdi iki tane pırasa, hatta istersek daha fazla da kullanabilirsiniz. Önce bir iki tane pırasamızı izleyenlerimiz de görsün. Bunu biz pilavda kullanacağız. Farklı olacak pilavımız. Böyle bir gün sizlere farklı bir bulgur pilavı hazırlayacağım. Onun için de ne yapıyoruz? Ufak ufak, minik minik bir doğruyoruz. Küçük 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 şöyle biraz daha içine görünsün. Çektik. Ufak ufak. Şunu da bir alalım. Tekrardan. Doğru. Şunu da aynı şekilde yapacağız. Hemen ortadan. Şöyle bir kestik mi? Ufak ufak. Doğruyoruz. Minik minik doğrama işlemine devam edelim. Şunu bir alalım. Evet, güzel oldu. Harika oldu. Şimdi pırasamızı alıyoruz. Şu tenceremize yolluyoruz. Evet. Şimdi sevgili izleyenimiz, pırasamızı tenceremize yolladık. Ben biraz altını açacağım. Ondan sonra yavaş yavaş pırasamızı ben kavurmaya devam edeceğim. Çünkü o da anca zaten kavrulacak. Ben yavaş yavaş kavurma işlemine devam ederken biz sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım mı? Ben hazırlığımı yapmaya devam edeyim. Siz de bu arada kendinize bir çay al ama ekran başına ayrılmayın. Minik bir ara gideceğiz. Minik bir aradan sonra sizlerle beraber hemen lezzet yolculuğumuza devam edelim. Kısa bir reklamdan sonra kaldığımız yerde devam ediyoruz. Reklamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, kaldığımız yerde devam. Biz ayarlamamızı yaptık, hazırlamamızı yaptık. Yavaş yavaş pırasalarımızı atmıştık. Pilavımız için, bulgur pilavımız farklı olsun, lezzetli olsun diye. Şimdi o iyice bir kavurmaya başlandı. Güzelce bir şekilde bir kavurduktan sonra içine ne kadar kullanacaksak bulgurumuzu atalım. Dediğimiz gibi bir su bardağı, bir buçuk su bardağı, geniş bir ailesek, karabalık bir ailesek daha fazla da kullanabilirsiniz. Hemen bulgurumuz hazır. Şöyle bulgurumuzu boşaltıyoruz. Biz az yapacağız. Dediğimiz gibi siz isterseniz artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Şimdi onu da attıktan sonra tekrardan karıştıralım. Şöyle ufak ufak kavurmaya başlıyoruz. Oh, mükemmel olacak, mükemmel. Şunları biraz daha toparladık mı? Şimdi o kenarda yavaş yavaş toparlama devam etsin. Biz de bu arada içine kullanacağımız kadar domatesimiz. Hemen domatesimizi atalım içine. O da yakışacak. Şimdi şunu şöyle bir. Çok fazla içinde belirgin olmasın diye. Şöyle ufak ufak doğrayalım. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Kenara çektik. Evet. Güzel oldu. Şimdi onu ayarladıktan sonra bir tane de küçük biberimiz yeterli olacak. Çok fazlasına gerek yok. Şunu da alalım. Onu da hemen toparlıyoruz. Şöyle ufak ufak. Doğradık mı? Hazır. Şimdi şunu da atalım içine. Evet. Onu da içine attıktan sonra iyice bir karıştıralım. Şurayı da biraz açalım. Yavaş yavaş ısınsın. Artık etlerimizi gönderebiliriz. Şimdi şu fırını unutmayalım. Vay 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 vay. Mükemmel olmuş. Birazdan göz atabiliriz. Şimdi şunu bir alacağız yanımıza tekrardan. Bulgura en çok yakışan. Müthiş bir lezzet katıyor. Nane. Ben çok yakıştırıyorum. Gerçekten de müthiş bir aroması ve lezzeti oluyor. Ondan sonra biraz tuzumuz. Şöylece biraz tuzumuz. Tuzumuzu attık mı? Ondan sonra biraz pul biberimiz. Yeterli. Tuzumuzu da attıktan sonra şunu bir kaldıralım. Hafif biraz kimyonumuzu kullanabiliriz. Şöyle güzel bir lezzeti olsun, aroması olsun. Evet. Hemen domatesimi de
atıyorum içine. Mis mis. Domatesimizi attıktan sonra bir iki domatesle beraber karıştıralım. Şöyle bir karıştırdık mı? Güzel oldu. Şimdi suyumuz da, o da zaten hazırdı. Tekrardan toparladık. Kaynar suyumuza ekledik mi müthiş bir pilavımız olacak. Çok lezzetli ve çok da farklı olacak. Pırasa çok da yakışıyor, çok da güzel oluyor. Evet, şimdi şunu bir alalım. Kapağını ayarladık mı? Ondan sonra da bismillah diyoruz ve suyumuzu döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Göz kararı ayarlamamızı yapacağız. Onun için karıştırdık mı? Biraz da ekleyelim. Bakalım. Az bir şey üstünü geçerse yeterli olacak. Onun için de biraz suyu fazla sevdiği için ona göre ayarlayacağız. Evet. Bakalım. O belli bir aşamadan sonra, yani tamamıyla bir suyunu çektikten sonra duruma bakacağız sevgilim. Eğer ki azsa biraz daha kullanabilirsin. Yani bakın tadına. Eğer ki tamamıyla suyu azsa biraz daha su eklemesi yapabilirsin. Şimdi şunu şöyle bir toparladık mı? Yer değişikliğine gidelim. Bunu biraz kenara doğru alacağım. Rahat bir şekilde çalışmam için. Onu ben şöyle bir kenara alıyorum. Bunu da yanıma doğru alacağım. Şimdi burada etlerimizi pişireceğimiz için altını tekrardan biraz da ayarlıyoruz. Şu suyu bir alalım ki ocağımız çok fazla hem ötmesi ki biz de rahat bir şekilde çalışalım. Evet, pirzolamız hazır. Bismillah diyoruz. Şunları hemen şöyle bir alalım. Uzunlamasına atalım. Oh. Bunu da attık mı? Mükemmel oldu. Şimdi üstüne biraz yağımız gelsin. Oh. Harika oldu, harika. Evet, soya sosumuz. Onu da bir ekledik mi? Şimdi o yavaş pişme devam etsin. O toparlamaya devam ediyor. Şimdi ben de hemen şöyle bir şuraya bir suyunu bir alayım. Şunları da bir temizliyorum. Ondan sonra da etlerimizi çevirmek için maçamızı da bir ayarlayalım. Boş bir tabağımız. Onu da bir alalım. Etlerimiz yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şunu da bir kenara aldık. Yanına eğer seviyorsanız biberinizi közleyebilirsiniz. Şunu bir bırakalım şuraya. Güzel oldu. İsterseniz domates de közleyebilirsiniz. Bir tane şöyle domatesimiz. Şunu alalım. O da gelsin. Şöyle yapalım. Bunu hem süslemede de kullanacağım için. Evet, şöyle bir alıyoruz. Sevgili Orkuncuğum. Şuraya bıraktım. Güzel kardeşim. Şimdi devam edebiliriz. Şu pilavımıza bir bakalım. Şöyle bir kontrolünü yaptık. Pırasalı harika bir bulgur pilavımız hazırlanıyor. Evet, onu da bir karıştırdık mı? Kapağını kapatalım. Şimdi asıl önemli noktaya geçebiliriz. Şunları bir alalım. Şurayı bir toparladık mı? Devam ediyoruz. Şunu da ileriye alalım. Şöyle hem bize biraz yer açsın ki bize rahat bir şekilde çalışalım. Sunum yapacağımız tabaklarımız. Onları da yanımıza doğru çekelim. Etimizi ara ara çevirelim ki hem yumuşak olsun hem de iyice iki yüzeyde bir pişsin diye. Onun için ne yapacağız? Ara ara değiştireceğiz. Şunu da bir toparladık mı? Çeviriyorum. Biraz daha. Tavamızı biz tabii reklama gittiğimiz için ben biraz tavamın altını kısmıştım sevgili izleyicimiz. Onun için tekrardan açabilirsin. Vay, 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 vay. Harika olmuş, harika olmuş. Şimdi aslında normalde sevgili izleyicimiz, ben sizler görün diye farklı bir şekilde sunumu yapacağım ama yani derin bir tepsi veya kendi tepsisinin içine şerbetinizi dökebilirsiniz. Onunla beraber sunumunuzu yapabilirsiniz. Yani şerbetinizi onun içine döküp sunumunuzu yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Şunu da bir alayım yanıma. Ondan sonra devam edeyim. Şerbetimiz tamamıyla bir su uyacak. Onu tamamıyla zaten belirtmiştik. Soğuması gerekiyor. Şerbetimizi ayarladık mı? Fırının artık bir işimiz kalmadı. Kapatalım. Şimdi biraz daha şerbetini çekmeye devam etsin. Ben biraz hızlı bir şekilde davrandım. Şimdi hızlı bir şekilde davrandığımızda sevgilimiz tatlımız dediğimiz gibi tamamıyla bir toparlanmamız. Onun için ne yapacağız? Düşük bir derece. 180-190 derece derecemizi ayarlayacağız. 1,5 saat boyunca yavaş yavaş pişireceğiz. Acele etmeden harika bir şekerpare tatlımız olacak inşallah. Vay 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 vay. Şöyle bir bakın sevgili izleyicimiz. Lezzet şöleni, lezzet şöleni.
Mükemmel olmuş. İnan ki harika olmuş. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir yakın detayda da bir görelim. Evet. Nar gibi kızarmış. Nar gibi. Şimdi ayılmamızı yaptık mı? Tabii ara ara yine etimizi şöyle bir kontrolünü yapacağız ama şöyle yapalım. Spatulamızı bir alalım. Şunu da biraz elimizin altına alacağız ki sevgili izleyicimiz rahat bir şekilde işlemimizi yapalım. Şunu biraz daha çekiyoruz. Şimdi bismillah diyoruz. Şunu şöyle bir alalım. Ben size görün diye şöyle bir tabağın üstünde şerbetimi dökeceğim sevgili izleyicimiz. Şunu da şöyle bir bırakıyorum. Vay 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 vay. Harika oldu. İnan ki harika oldu. Şunu da şuraya bırakalım. Evet. Şunu da şöyle bir bıraktık mı? Mükemmel oldu. Ondan sonra şunu da şu tabağımıza, yani derin bir tabak kullanmak istiyorsak, isterseniz şöyle bir derin bir tabak da kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz bizim yaptığımız gibi de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir kepçemizi alalım. Şunu biraz da çekiyoruz. Bismillah diyoruz. Şerbetimiz hazır. Evet. Vay 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 vay. Harika bir tatlımız hazır. Şekerpare tatlımız. Şöyle yavaş yavaş şerbetimizi döküyoruz. Ben biraz daha görüntüsü de güzel olsun diye bu şekilde yaptım ama siz isterseniz direkt ben kabınızın içine aynı şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Sevgili izleyicilerin tepsinizin içine de ayarlamanızı yapabilirsiniz. Mükemmel oldu, mükemmel. Derin kap dediğimiz gibi. Şimdi burada da derin kabımız var. Bunu da şöyle yapalım. Oh! Müthiş oldu. İnan ki müthiş oldu. Tepsi de dediğimiz gibi şöyle bir tepsinize, eğer ki yapacaksanız şöyle bir tepsinize dökebilirsiniz. Şu şekil şerbetinizi ayarlayın. Evet. Mükemmel oldu. Şimdi şunu bir alalım. Şurayla bir işimiz artık kalmadı. Bunu ben gönderiyorum. Hop. Evet. Minik bir dokunuş. Minik bir kazma. Evet şimdi şunu bir çevirelim ama ben şöyle bir boş bir tabak alayım. Ufak bir boş bir tabağımız. Yes. Biraz şerbetimiz. Şunların üstüne dökeceğim için az bir şey ayırdım. Hop. Güzel oldu. Şunu da kenara alalım. Evet. Şerbetimizi şöyle bir kenara doğru bir aldık mı? Harika oldu. Şunu bir toparlayalım. Şunu bir kaldıralım. Gönderdik. Etlerimiz. Unutmayalım etlerimizi. Çeviriyoruz. Şunu da çeviriyoruz. Artık biraz da altını açabilirim. Şimdi tatlımı ayarladıktan sonra altını biraz daha açacağız. Evet. O şimdi yavaş yavaş toparlanma devam etsin. Şunu da biraz daha alalım. Şunu da elimizin altından şimdilik şöyle biraz uzaklaştırıyoruz. Şunu biraz da kenara aldık. Şöyle yapacağız. Kameramızın daha güzel bir şekilde görmesini sağlayacağız. Şöyle bir çevirelim. Şunu da bir çevirelim. Güzel oldu. Şunu da şöyle bir kenara aldık mı? Şunun üstüne o şerbetini çektikçe şöyle hafif biraz daha dokunacağız. Evet. Vay 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 vay. Mükemmel oldu. Sende zaman çok hızlı akıyor güzel kardeşim. Evet. Güzel oldu. Şimdi şerbetimiz kalsın orada. Tekrardan sevgili izleyicimiz. Mükemmel oldu. İnan ki müthiş oldu. Şimdi pilavımız. Evet. Pilavımız da harika oldu. Şimdi biraz daha karıştırıyoruz. Müthiş bir pilavımız demlendi diyebiliriz. Evet şimdi de biraz karıştıralım. Güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş etimiz toparlanmaya ve pişmeye devam etsin. Şunları da biraz da közleyelim. Altını açtık. Bu yavaş yavaş biraz da toparlansın. Birazdan sizlerle beraber hemen sunumuza geçeceğiz. Şunu bir kenara alalım. Sizler de sevgili izleyicimiz yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız, bizlere destek olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip edip
bizlere destek olabilirsiniz. TGTU TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızı takip edip hem bizlere destek olabilirsiniz hem de orada bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şu anki videolarımız bir sonraki gün aynı şekilde sitemize düşüyor. Ondan sonra 10 sene önceki videolarımıza merak ediyorsa hepsini orada bulabilirsiniz. Yani bütün yemeklerimizi orada bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kısa kısa videolarımız orada yayınlanıyor. Kısa kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Yani yemeklerimizin kısaltılmış hali. Önemimiz neyse şekerpare tatlımızı hazırladık. Sevgili Fatlanur kardeşim onu 3 dakika, 4 dakika olacak şekilde kısaltıyor. Sosyal medya hesaplarımızda atıyor. Onlara da bakabilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrar gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da programımızı tekrar oluyor. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Öztürk ve hatta Abdullah Hakim Yalçın sayfalarından takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız aynı şekilde sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah Öztürk nokta TGT sayfalarından istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Programımıza da gelebilirsiniz. Evet, şimdi yavaş yavaş etimiz pişmeye devam ediyor. Pilavımız, o da birkaç dakika sonra hemen hemen hazır olacak. Pilavımızı hazırladıktan sonra mükemmel bir tatlımız hazırlandı. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicimiz şerbetini çekiyor. Ondan sonra şerbetini çektikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum diyebiliriz. Evlerinizde yapacağınız çok lezzetli, çok da farklı bir tarif dediğimiz gibi. Artık yavaş yavaş bayramda az kaldı, Ramazan'da az kaldı. Bayramda da yapacağınız harika bir tarif diyebilirim. İçinde biraz daha cevizi bol olmasını istiyorsanız artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Yani sizler de içinde biraz daha bol isterseniz, şöyle fazla olsun diyorsanız ona göre biraz daha fazla da tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Öncelikle geniş bir kabımızın içine hemen 2,5 su bardağı kadar unumuzu boşaltalım. Unumuzu boşalttık mı 1 çay bardağı kadar hemen üzerine irmiğimizi boşaltıyoruz. 1 çay bardağı kadar irmiğimizi boşalttıktan sonra şöyle bir tavuk hafif bir suyu oluyor ya, onun için ben biraz geride durayım ki üstüne çok fazla sıçramasın. Ondan sonra da sevgili izleyicimiz tekrardan irmiğimizi de ekledikten sonra 1 çay bardağı kadar pudra şekerimizi ekledik. 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Onlarla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Ondan sonra onu karıştırdıktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde içine yarım su bardağı veya 1 su bardağı kadar çok fazla kullandığımızda gerçi bir şey olmuyor ama yani tatlımız çok fazla parçalanmasın, dağılmasın. Toz cevizimizi içine ilave ettik ama ben karışık olarak kullandım. Hem toz cevizim vardı hem de aynı şekilde fındık vardı, fıstık vardı. Onları toz haline getirmiştim. O şekilde kullandım. Onu da içine ilave ettim. 150 gram kadar tereyağımı içine ilave ettim. Tereyağımı ilave ettikten sonra 2 adet yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyoruz. Siz de aynısı bir tanesinin sarısını üzerine ayırabilirsiniz. Yetmiyorsa bir tane daha kullanabilirsiniz. Ondan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra tepsimizin altına hafif bir tereyağımızı sürdük. Ondan sonra şekiller veriyoruz, tepsimize diziyoruz. Tepsimizi tamamıyla bir doldurduktan sonra tekrardan üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine cevizlerimizi ekliyoruz. Cevizlerimizi ekledikten sonra çok fazla acele etmiyoruz sevgili izleyicilerim. Çok fazla acele etmiyoruz. Yavaş yavaş 180-190 dereceyle fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve fırında iyice bir piştikten sonra da soğutmuş olduğumuz şerbetimiz soğuması gerekiyor. Soğutmuş olduğumuz şerbetimizi üzerine dökeceğiz. O şerbetini çekecek. Şöyle zaten görüyorsunuz. Şu anda hemen hemen şerbet kalmadı diyebilirim. Gördüğüm gibi yavaş yavaş şerbeti çekiyor. 15-20 dakika içinde şerbetini çekecek ve şerbetini çektikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem farklı hem de güzel bir tarif diyebilirim. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Etlerimiz de hazır. Etlerim de güzelce bir şekilde pişti. Şöyle bir nar gibi kızardı görüyorsunuz. Oh! Şuna biraz da kenara alalım. Mükemmel oldu. Şunlara bakalım. Evet, onlar da hazır. Şu biberimiz. Biberimiz de hazır. Şimdi şöyle yapacağız. Biraz pirzolamızı su olduğu için sevgili izleyicimiz üstümüze gelmesin diye ben biraz geride durup. Evet, pırasalı harika bir bulgur pilavım da hazır. Şimdi şunu bir kapatıyorum. Tamamıyla artık ocağımızı kapatalım. Tamamıyla ocağımızı kapattıktan sonra ben hemen şöyle yapacağım. Şu kenarlar çok fazla dağınık görünmesin diye şöylece bir alacağız. Şunları da bir alalım. Evet. Ayarladık mı? Şimdi şunu biraz kenara doğru alalım. Şurayı da ufaktan temizleyelim. Çok fazla dağınık olduğu zaman ocağa ben biraz rahatsız olurum. Onun için toparlayayım, devam edelim. Şimdi hazırız. Ayarlamamızı yaptıktan sonra şunu bismillah diyelim, şöyle bir yakınlaştıralım. Ondan sonra kapağını da onunla işimiz olmadığı için gönderiyoruz.
Evet, ayarlamamızı yaptıktan sonra ben şuradan bir tane tabağımı alıyorum. Önce şunu biraz ıslatalım. Bulgurumuz çok fazla aşırı bir şekilde yapışmasın diye. Islattık mı? Sunum yapacağımız kabımız, tabağımız hangisiyse onu da ayarlayalım. Ondan sonra da şöyle yapıyoruz. Evet, hemen. Tamam güzel kardeşim. Hazır mı artık? Yavaş hemen sunumunu yapalım. Ondan sonra geçelim. Şunu da toparlıyoruz. Ocakta biraz sıcak olduğu için elimi yakıyor. Evet. Vay 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 vay. Güzel oldu. Şimdi biraz daha. Toparladık mı? Hazır. Şimdi onu hazırladıktan sonra bismillah diyoruz ve çeviriyoruz. Evet. Şunu bir kaldıralım. Ben hemen şunları da biraz daha kendime yer açayım ki sevgili izleyiniz. Bir yandan da şunları elimin altında kaldırayım. Hem bana yer açsın ben de rahat bir şekilde çalışayım. Evet, kenara aldık. Şimdi devam ediyorum. Etlerimiz hazır. Şöyle pirzolamızı alıyoruz. Şunu bir keselim. Kestik mi? Şöyle bir bırakalım. Şunu da bir alalım. Bunu da aynı şekilde keselim. Bunu da şuraya bırakalım. Bunu da aynı şekilde yanına bırakıyoruz. Onu da bıraktıktan sonra şimdi şöyle yapacağız. Şunu bir alalım. Şöyle bir bırakalım. Evet, şunu da bir şuraya bırakıyoruz. Yanına bir tane de domatesimiz. Bıraktık mı? Şimdi şunları bir kaldıralım. Evet. Biz de artık yavaş yavaş sevgili izleyicimiz ayarlamamızı. Evet. Şöyle bir görün arkadaşlar. Ayarlamamızı yaptık. Hem mükemmel bir tatlımız. Size de aynı şekilde evinizde yapacağınız mükemmel bir tatlımız. Hem aynı şekilde harika bir soya soslu pirzolamız hazır. Şimdi arkadaşlar siz bir görün. Ben de hemen şurayı toparlayayım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlanabiliriz. Hemen şöyle bir görün. Ben de şurayı bir temizleyeyim. Ondan sonra neler yaptık, neler hazırladık. Biz de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik sevgili izleyicimiz. Ayarlamamızı yaptık. Ben hemen şurayı bir temizleyeceğim. Ondan sonra neler yaptık, neler hazırladık hep beraber bir göz atalım. Evet, mükemmel oldu, mükemmel. Şurayı da bir toparlıyoruz. Siz de aynı şekilde evinize yapacağınız hem lezzetli hem farklı hem de güzel iki tane tarifimizi hazırladık. Tezgahımızın üzerine aldık. Şimdi mükemmel bir tatlımız dedik. O hazır, şekerpare tatlımız. Tarifimiz dediğimiz gibi hem sizde de evlerinizde yapacağınız hem kolay hem pratik hem de çok da lezzetli bir tarifimiz diyebiliriz. Şimdi şunu az bir şerbetim kaldı. Onu da üstüne döküyorum. Ondan sonra geçiyoruz listemize. Şöylece bir şerbetimizi dökelim. Mükemmel oldu, mükemmel. Evet, hazırız arkadaşlar. Hemen geçelim listemize. Gelsin bakalım listemiz. Cevizli şekerpare tatlımız için neler yaptı sevgilimiz? 150 gram kadar tereyağımız. 1 çay bardağı kadar irmiğimiz, 1 çay bardağı kadar pudra şekerimiz, 2 adet yumurta kullandık, bir tanesinin sarısını üzerine çayırdık. 1 su bardağı kadar ince toz cevizimiz, ondan sonra 2,5 su bardağı kadar unumuz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz, şerbetimiz için 3,5 su bardağı kadar suyumuz, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 dilim taze limon, üzeri için yeteri kadar ceviz kullanıyoruz. 150 gram kadar tereyağımız, 1 çay bardağı kadar irmik, 1 çay bardağı kadar pudra şekerimiz, 2 adet yumurta, 1 su bardağı kadar toz cevizimiz, 2,5 su bardağı kadar unumuz, 1 paket vanilyamız ve kabartma tozumuz. Ondan sonra 3,5 su bardağı kadar suyumuz, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 dilim taze limon ve hatta limon suyu da olabilir. Yani hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Üzeri içinde yeteri kadar cevizimizi kullanıyoruz. Geniş bir kabımızın içine veya tenceremizin içine şekerimizi boşalttık. Limonumuzu attık. Suyumuzu ilave ettik. Şerbetimizi iyice bir kaynattık. Kaynattıktan sonra soğutmaya bıraktık. Şerbetimiz kendine de soğurken biz de ayrı bir kabımızın içine tekrardan unumuzu boşalttık. İrmiğimizi ekledik. Pudra şekerimizi, vanilyamızı, kabartma tozumuzu, cevizimizi içine ilave ettik. Hepsini iyice bir karıştırdık. Ondan sonra 150 gram kadar tereyağımız, 2 adet yumurtamız, bir tanesinin sarısını ayırdık. Onunla beraber hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzu yoğurduktan sonra tepsimizi altını hafif bir yağladık. Tepsimizin altını yağladıktan sonra hemen
Şekerpare tatlımıza şekiller veriyoruz ve tepsimizi dolduruyoruz. Tepsimizi doldurduktan sonra üzerine cevizlerimizi de aynı şekilde ekliyoruz. Cevizleri de ekledikten sonra tekrardan 180 dereceyle 1,5 saat boyunca fırına göndermemiz gerekiyor. Acele etmeden yavaş yavaş pişirmemiz gerekiyor. O iyice bir kızardıktan sonra alıyoruz. Soğutmuş olduğumuz şerbetimizi döküyoruz. Şerbetimizi döktükten sonra o şerbetini çekiyor. Ve ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum oldu. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Gelsin bakalım diğer listemiz. Evet. Soya soslu sarımsaklı tavuk pirzolamız için de neler yaptı sevgili izleyicimiz? 2 adet tavuk pirzolamızı kullandık. Az ve de fazla da kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 1 tatlı kaşığı kadar karabiberimiz, pul biberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar kekik, ondan sonra 2 adet domates kullandık. 2 adet tavuk pirzolamızı istersek daha fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuz, 1 tatlı kaşığı kadar karabiberimiz, pul biberimiz, tuzumuz. Tuz biraz daha az kullanmamız gerekiyor. Çünkü soya sosunun içinde tuz olduğu için onu biraz daha düşürmemiz gerekiyor. Ve kekiğimiz 2 adet domates kullandık. Ben yanında sunum içinde 1 su bardağı kadar bulgurumu kullandım. Geniş bir kabımız içine sarımsağımı ekledim. Onu ekledikten sonra tekrardan soya sosumu, yağımı, baharatımı ilave ettim. Pirzolalarımı açtım, içine ilave ettim. Ondan sonra marine ettik. 6 saat boyunca bir dinlendiriyoruz. Ondan sonra o dinlendikten sonra tavamıza yağımızı boşalttık. Tavamıza gönderiyoruz ve yavaşça pişiriyoruz. Yanında domates ve biberimizi de közlüyoruz. Ondan sonra diğer tenceremize ben biraz yağımı boşalttım. Ondan sonra biraz pırasa var doğradım ekledim. Onları iyice bir kavurdum. Kavurduktan sonra bulgurumu ekledim. Bulgurla beraber kavurmaya devam ettim. Ondan sonra baharatımızı ekledik. Baharatla beraber eklendikten sonra suyumuzu içine ilave ediyoruz. O suyunu çektikten sonra tabağımızı ortasına boşalttık. Ondan sonra süsledik. Yanında pirzolamızı, közlemiş olduğumuz sebzemizi ekliyoruz. Ondan sonra tabağımızı süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum diyebilirim. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Sizde de bu tariflerimizi görmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız, bizlere destek olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip edip hem destek olabilirsiniz hem de o da videolarımızı ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. TGRT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Evet, biz de böylelikle sevgili izleyicimiz yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.